Deniz bir podcast hazırlıyor ve dinleyicilerinin şovunu ne kadar sevdiklerini merak ediyor. İşe online bir anket yaparak başlıyor ve dinleyicilerinden web sitesini ziyaret edip ankete katılmalarını istiyor. 200 katılımcının %89'u şovunu çok sevdiğini belirtmiş. Bu senaryodaki en büyük yanlılık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Hazır mısınız? Bakalım burada neler olup bitiyor. Denizin bir dinleyici popülasyonu var öyle değil mi? Bu arada toplam dinleyici sayısının da 200'den fazla olduğunu varsayıyorum. Deniz tüm dinleyicilerime soramayacağıma göre bir örnekleme ihtiyacım var diye düşünüyor. Evet böyle diyebiliriz. Yani belki de 10 bin dinleyicisi vardır. Kim bilebilir ki bu durumda şovunu sevenlere dair bir gösterge elde etmek isteyecek ve bunu da bir örneklem aracılığıyla yapacak. Yalnız bu örneklemin rastgele olmadığını ve gönüllülerden oluştuğunu görüyorsunuz değil mi? Gönüllülerden web sitesini ziyaret etmelerini istediğinden burada klasik bir gönüllü tepki örneklemesiyle karşı karşıyayız. Bu örneklem rastgele bir şekilde oluşturulmuyor. Çünkü web sitesini kimin ziyaret edeceğine kim karar veriyor ya da kimin bu işi yapacak bir bilgisayarı olduğunu biliyor muyuz? Evet, kesinlikle rastgele değil bu ve aslına bakarsanız bu işi yapacak insanlar muhtemelen 10.000 kişiden 200 kişi bunu yapmaya karar vermişti. Evet, bu kişilerin Deniz'i zaten sevdiğini ya da şovunu dinlemekten zevk aldıklarını bile söyleyebiliriz. Evet, muhtemelen böyle. Deniz'i sevmeyen ya da onun söylediklerini yapmak istemeyen dinleyicilerin... Denizi ve benden istediklerini yapmayı sevmiyorum ama yine de web sitesine gidip bu anketi dolduracağım demelerinin olasılığı elbette ki çok düşük. Ya da diğer uçtakiler. Denizi gerçekten sevmeyenler bu anketi kesinlikle doldurmaları gerektiğini de düşünüyor olabilirler ama yine de bu durumda Denizin fanlarının onun dediğini yapma olasılıkları diğerlerinin yapma olasılığından elbette daha yüksek. Bu yüzden de sonucun yani %89'un biraz abartı bir sonuç olduğunu açıkçası düşünüyorum. %89 bu şovu seven ...gerçek oranını yansıtıyor olamaz. Bunun nedeni de anketi dolduracak olanların denizi seviyor olma olasılıklarının yüksek olmasıdır. Seçeneklerdeki diğer yanlılık türlerine gelecek olursak... ...tepki yanlılığı, insanlara doğru cevap vermeyi tercih etmedikleri bir soru sorduğunuzda ortaya çıkar... ...ya da sorunun soruluş biçimi insanların soruya yanlı bir cevap vermelerine sebep olur. Buna verilebilecek en güzel örnekler... ...geçtiğimiz haftalarda ailenize yalan söylediniz mi... Eşinizi hiç aldattınız mı <laughs> ya da sigara içiyor musunuz? İnsanların doğru cevaplamak istemedikleri ya da gerçeği onları tanıyanlardan sakladıkları için doğru cevaplamayacakları sorulardır bunlar ve az önce de söylediğim gibi bu durumlarda tepki yanlılığı ortaya çıkar ama buradaki durum bu değil öyle değil mi? Gizlilik ise örnekleme yaparken önemli bir grubu göz ardı etmektir. Gönüllü tepki örneklemesinde de belirli bir grubun araştırmaya dahil edilmeme ihtimali Var. Ancak gizlilik söz konusu olduğundan bunun yapıldığı çok daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Peki, isterseniz bir örnek daha yapalım. Evet. Alternatif bir evrende Deniz yine bir podcast hazırlıyor ve dinleyicilerinin şovunu ne kadar sevdiklerini merak ettiği için yine bir araştırma yapmaya karar veriyor ama bu sefer farklı bir örneklem kullanıyor. Olsun. Bu defa kendisine fan maillerini gönderen ilk 100 kişiye bir anket yapmaya karar veriyor. Evet, dinleyicilerin hepsi cevap vermiyor ama cevap veren 97 dinleyiciden 94'ü şovu sevdiklerini belirtiyorlar. Bu senaryodaki en büyük yanlılık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu da son derece klasikleşmiş durumlardan biridir. Deniz elimde bir grup, bir örneklem var. Mail'leri de elimin altında. Hadi onları kullanayım. Zaten böylesi benim için de son derece uygun olur diye düşünüyor olabilir. Evet, dediğim gibi bu klasik bir uygun örnekleme örneğidir. Ayrıca bu 100 kişi kapıdan ilk giren 100 kişi de değil ki. Bunun da ne kadar rastgele olduğu tartışılabilir. Bu 100 kişi Denize fan maili atan 100 kişi. Evet, bu uygun örnek ve uygun olduğu için kullanacağımız kişilerin de denizi seviyor olma olasılıkları gerçekten de çok yüksek. Bu yüzden, bu yüzden de yine abartılmış bir yüzdeyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Cevapsızlık, anket yaptığınız ya da bir soruyu yanıtlamalarını istediğiniz bir grup insanın belirli bir yüzdesinin bunu yapmadığı durumda ortaya çıkar. Bu insanlar kimdir diye düşündüğünüzde belki de söyleyecek önemli bir şeyleri vardır ve anketi doldurmadıkları için onların görüşü anketi dolduranların arasında yeterli bir biçimde temsil edilmemiş olur. Bu arada burada da bir cevapsızlık var. Deniz kendisine fan maili gönderen ilk 100 kişiye anket yapıyor ama anketi sadece 97 kişi dolduruyor öyle değil mi? Demek istediğim anketi cevaplamayan 3 kişinin olduğu. Evet cevapsızlık da bir yanlılık kaynağıdır ama açık söyleyeyim ben bence en büyük yanlılık kaynağı bu değil. Bizden en büyük yanlılık kaynağını seçmemizi istiyorlar ve bu senaryoda en büyük yanlılık kaynağı kesinlikle uygun örneklemedir. Tamam 3 kişi anketi cevaplamadı ama bu çok da büyük bir sorun değil. Bir de gönüllü tepki örneklemesi demişler. Deniz bu senaryoda dinleyicilerinden anketi cevaplamalarını istemiyor ya da bir saniye bu söylediğimi geri alıyorum. Çünkü e, burada da bir miktar gönüllülük söz konusu. Öyle değil mi? Evet 100 kişiden anketi cevaplamalarını istiyor. 97 kişi de cevaplamış. Yani bir miktar gönüllülük var ama az önce de söylediğim gibi en büyük yanlılık kaynağı uygun örneklemedir. Denizin uygun olduğu için kullandığı bu örneklemin tüm dinleyici kitlesini temsil etme olasılığı gerçekten de son derece düşük.